tam olarak ne yaşandı? Bundan daha beteri yaşanabilir mi? Yok İstanbul için daha beteri yaşanmayacak. Ama şunu söyleyebilirim. Çok çetin mi diyelim, kara kış mı diyelim ama zor bir kış yaşadığımız belli. Çünkü çok uzun soluklu bir soğuk hava dalgası var ve bitmiyor. Tamam şimdi bu etkili olan kar yağışları Perşembe günü artık yavaş yavaş çekilecek Türkiye üzerinden. Cuma cumartesi daha rahat bir hava var ama pazar günü yeniden bir kar gelecek gibi. Özellikle Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e ve Güneydoğu taraflarına. Ardından ayın birinde şiddetli yağmurlar var Batı'da. Ardından ayın beşinde Şubat'ta tekrar kar gelebilir. Yani Şubat ayını da zor geçirebilir gibi gözüküyor. Şu anda İstanbul'da ne oldu? Hemen onunla başlayalım. Ee, e, İstanbul'da hem hafta sonu olan hem bundan sonraki olan nem direkt Karadeniz üzerinden geliyordu sadece oradan. Ama dün ne oldu? Dün İstanbul nem bombardımanı tutuldu. Hmm. Çünkü Ege Denizi üzerinden Çanakkale üzerinden Lodos'la gelen nemli havayla Karadeniz üzerinden Poyraz'la gelen nemli hava birleşti. O kadar yoğun nem vardı ki o yüzden kar durmak bilmedi ve kentin tamamını etkiledi. Hemen hemen her ilçede durmaksızın 4 saat yağdı. Bazı yerlerde 8 saat boyunca yağdı. O yüzden zaten hayat böyle felç oldu. Bundan sonra bu kadar yoğunlukta bir kar yağışı yok. Gün içinde ne var? Gün içinde yağışımız az ve artık e, Karayel'den esteceği Karayel yönlü rüzgar nedeniyle daha çok Boğaz hattı, Sarıyer, Levent ve Anadolu tarafında yağış olur. Yani Beylikdüzü, Büyükçekmece tarafında yağışımız daha az artık bundan sonraki saatlerde. Gün içinde az dedik. Akşam saatlerinde yine bir, e, bir saat, iki saat e, özellikle Anadolu yakasında bastırdığı yani birden yoğun yağdığı zamanlar olacak ama devamlı değil. E, yarın da gündüz yağışımız az ama akşam saatlerinde tekrar bir e, kar e, durumu var. Yoğun yağacağı 2 3 ilçe olacak ve perşembe öğle saatlerine kadar İstanbul'da aralıklı kar var diyebiliriz. Zaten bugün birçok yerde hava açtı. İstanbul'da şu anda o yüzden şiddetli de bir don etkili oluyor. E, ben bir de ülkenin sıcaklıklarını vermek istiyorum evet, şu saatte. Evet, kar alışık olmayan, şeyler alışık olmayan e, şeyler, e, vilayetlerimiz var. Nedir oralarda durumlar? Antalya'da bir derece şu anda sıcaklık kar yağıyor Antalya merkeze izleyicilerimizden mesajlar geliyor bizim buralarda çatılar tutmaya başladı diye Antalya'da. Bir kar topu oynasın canım fena olmaz Antalya Çok mutlu Antalya olmuştur için. Antalyalı çocuklar. Şey. Söyleyeyim. Marmaris'te sıcaklık bir derece şu anda İstanbul'da nedir? Eksi bir derece merkezde işte Silivri eksi dört ama rüzgar olduğu için eksi beş derecelerde hissediyoruz. İzmir iki derece Sivas eksi on beş Ankara eksi yedi Gaziantep eksi sekiz şu saat itibariyle Antalya 1 dedik, Marmaris 1, Edirne eksi 7 derece ve Karadeniz sahillerinde de 2-3 dereceyi geçmiyor sıcaklıklar. Dün Ege'ye kar gelecek demiştik. Muğla'da kar yağışı var. Şu anda afyon yağıyor. Aydınlılar bizim buraya yağmıyor demişler ama Aydın'da nereye yağıyor? Karaca suya kar yağıyor Aydın'da. Antalya'da var dedik, Konya'da başladı. Karaman'da kar var. Adana'nın Pardon Ankara'nın güneydeki ilçelerine kar yağacak. O yüzden bugün e, özellikle Antalya, Konya, Ankara, Afyon arasındaki karayolunda sorun yaşanabilir. Dikkatli olun. Akdeniz'de şiddetli yağmur olacak. Şu anda henüz çok şiddetlenmedi ama tüm o Ant e, Alanya, Mersin, Kuzey Kıbrıs, İskenderun hattında şiddetli bir yağmur var. Sahil hattında yağmur. Ama sahilden hemen uzaklaştıkça yoğun bir kar alacak Akdeniz bugün. Güneydoğu'ya... Kar zaten hafif hafif devam ediyor. Akşam saatlerinde Gaziantep'te, Adıyaman'da kar yoğunlaşacak ve yarın da yoğun bir kar var Güneydoğu'da. Bu arada Doğandoğu'da da kar yoğunlaşacak. Hangi illerde? Malatya, Tunceli, Bingöl, Elazığ. Buralarda bu gece ve yarın yoğun kar var. Yani yine köylerle ulaşım çok zor yapılabilir. Karadeniz'de de yoğun kar olacak. En fazla zaten bu Samsun, Ordu, Sinop hattı aldı kar yağışını, en yoğun kar yağışını. Bu akşam yine oralarda kar yoğunlaşacak. Zaten köylerde 1,5 metreyi buldu. Daha da artacak. 2 metreye ulaşır o kar yağışı çünkü yarın da devam edecek. Sadece Trabzon, Rize sahiline yağmur yağıyor ama yüksekteki tüm ilçeler kar altında. Karadeniz'de Bolu'dan da hemen bahsedeyim. Hı hı. Bolu'da saat 3-4 civarı bugün ee, bir ara bir saat, iki saat kar yağacak. E, Ortayla kuvvetli arasında bir kar yağışı. E, sonra ara verecek. E, akşam saatlerinde tekrar bir kar var ama yarın öbür günde aralıklı kar var Bolu Dağı'nda. Cuma Cumartesi ara verdikten sonra pazar tekrar e, Bolu'ya ve Batı Karadeniz'e kar gelecek gibi gözüküyor. Şu anki tahminler böyle. Hocaeli yalova hattında e, da kar aralıklı sürüyor. E, Edirne tarafındaysa don var. Orası soğuktan etkilendi. Çok kardan etkilenmedi.